Çok değerli, faziletli kardeşim. Kadınların özel halleriyle alakalı birbiri içinde 3 veya 4 tane soru sormuş. Kısa kısa onları ele almak istiyorum. Sorusunda diyor ki, kadınlar aylık dönemlerinde, yani hayız hallerinde, tabii bu nifas hallerini de içine alır, Kur'an'ı eline alıp okuyabilirler mi? Veya nasıl okuyabilirler? Dinleme yapabilirler mi? Veya ezbere okuyabilirler mi? Gibi sorular sormuştur. Hanefi, Şafii, Maliki ve Hanbeli mezheplerine göre, yani bizim bildiğimiz 4 büyük mezhebin bütün ittifakıyla, cünüp ve hayız halindeki kimselerin musaffa dokunmaları caiz değildir. Erkeklerin cünüp halleri de buna dahildir. Kadınların da hayız ve nifas hallerinin dışındaki cünüp halleri de buna dahildir. Ancak Maliki mezhebi bu mevzuda kurtarıcı bir hüküm vermiş. Kadın Kur'an eğitimi ile meşgul oluyorsa, mesela hafızlık yapıyorsa veya Kur'an-ı Kerim öğretiyorsa, öğretici durumunda ise o musaffa dokunabilir, Kur'an-ı Kerim'i de okuyabilir diye fetva vermiş. Bu mevzuda kaynaklarını da vermek isterdim ama bir sohbet içerisinde bunlara ihtiyaç duymuyorum. Dolayısıyla günümüzde Kur'an-ı Kerim öğreticisi, Kur'an kurslarında hanımefendiler var. Hafızlık yapan, hafızalık yapan bayan kardeşlerimiz var. İşte bunlar o hallerinde iken de Kur'an-ı Kerim'i tutabilir, okuyabilir. Tabi ezber çalışması da yapabilir. Sorunun içerisinde bir Kur'an-ı Kerim'in hayızlıların Kur'an okuması meselesi vardı. Bunları biraz daha genişleterek ele almak istiyorum. Hayızlı kadınların Kur'an okumasının hükmü konusunda alimler, yukarıda da kısaca temas ettiğim gibi, kısmi bir görüş ayrılığı içerisindedirler. Malikilerin dışındaki 3 mezhebe mensup fakihlere göre bu kat'i haramdır. Ve bu mevzuda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen rivayetlere dayanmışlardır. Ama mezheplerin görüşlerini ele alacak olursam, Hanefi mezhebine göre Kur'an okumak niyetiyle bir ayetten daha az cümleciklerin bile telaffuz edilmesi caiz görülmemiştir. Malikilerde olduğu gibi Hanefilerde de ancak öğretmenlik yapan, Kur'an öğreticisi olan hanımların Kur'an dersi verirken kelimeleri tek tek söyleyerek bu vazifeleri yerine getirmelerinde bir sakınca yoktur demişlerdir. Yine Hanefi mezhebine göre aynı şekilde dua ve zikir niyetiyle Kur'an-ı Kerim okumalarında da ezberden herhangi bir mahsur görmemişlerdir. Şafii fakihlerine gelince, hayızlı kadınların Kur'an'ın bir harfini bile telaffuz etmeleri caiz görülmemiştir. Ancak elle tutmadan, musaffa bakarak, kendilerinin işitemeyeceği şekilde, kendileri bile kendi seslerini işitemeyecekleri kadar böyle yüzüyle süzme şeklinde Kur'an-ı Kerim'in okunmasının caiz olduğunu söylemişlerdir. Hanbelilere gelince, tam bir ayetin veya daha fazlasının okunması caiz olmadığı halde ayetin bir kısmının okunması, bir ayetten az cümleciklerle Kur'an'a has icazın bulunmadığı, dolayısıyla onun ulviyetine saygısızlık sayılmayacağı gerekçesiyle caiz görülmüştür.
aynı şekilde telaffuz etmeksizin zikir ve dua maksadıyla okunmasını caiz görenlerin yanı sıra özellikle İbn Teymiye, İbn Cevzi gibi kimseler unutma tehlikesi halinde hayızlının Kur'an okuyabileceği, ezberinden tekrar edebileceği görüşünde ısrar etmişler ve bunu rahatlıkla ifade etmişlerdir. Malikilerin düşüncesini yukarıda arz etmiştim. Malikiler bazı sahabe ve tabi'in alimlerinden rivayet edilen bu yöndeki görüşlerin de desteğiyle kadının hayız süresi içinde Kur'an okuyabileceğini fakat kanı kesildiği andan itibaren hayız hali bitip cünüplük başlayacağı için gusledip temizleninceye kadar okumasının caiz olmadığını söylemişlerdir. Çünkü hayız hali irade dışında bir hal ama cünüplük ise iradi olduğundan bu inceliğe dikkat çekerek hayızlı olduğu süre içerisinde Kur'an'ı okuyabileceklerini Maliki fukahası söylemişlerdir. İbn Hazm gibi bazı alimler de hayızlı kadının ve cünübün Kur'an okuyabileceği hususunda herhangi bir mahsur görmemişlerdir. Kardeşimizin sorduğu soru içerisinde bir ana başlık vardı. Kur'an'a dokunması, Kur'an'ı eliyle tutarak okunması. Kur'an okunması hükmünde olduğu gibi yine fakihler, bunların büyük çoğunluğu tarafından da Kur'an-ı Kerim'e dokunulması da asla ve kat'a tecviz edilmemiştir. Bu mevzuda Vakıa Suresi 79. ayet olarak Kur'an'da yerini alan La yemessuhu illel mutahherun Mutahherun kıraatı da vardır. Yani ona ancak temiz olanlar veya çok temiz olanlar dokunabilir demek ve Kur'an'a temiz olanlardan başkasının dokunamayacağını belirten ifade eden müteaddit hadisi şerifler de vardır. Hayızlının musafı askısından veya dış kabından tutarak taşıyabileceği şeklinde görüşler yanında Malikiler ve diğer mezheplerden bazı fakihler kadın öğretmen veya Kur'an'ı öğrenen kadın talebe, kız talebeler diyelim bunların dokunmasının caiz olduğunu söylemişlerdir. Malikiler bu görüşü cünüplük halinin iradi, hayızın ise gayri iradi oluşundan dolayı cünüple hayızlıyı farklı kabul etmeleri ve uzun süren hayız döneminde Kur'an okuyamamanın onu unutmaya yol açabileceği endişesiyle yanında Kur'an-ı Kerim taşımalarında, Kur'an'ı tutmalarında, mushafı elleriyle tutmalarında herhangi bir mahsur olmadığı şeklinde ifade etmişlerdir. Kardeşimizin sorduğu sorular içerisinden bir tanesi de hayızlının Kur'an okuması hususu. Kadınların hayızlı hallerinde namaz kılamayacakları ve oruç tutamayacakları hususunda ümmetin icmağı vardır. İttifak vardır bu mevzuda. Mescide girme, Kur'an'a dokunma ve onu okuma, gerekli tavafı yapma konularında da ihtilaf edilmiş. Çoğu, ümmetin çoğu bunları asla ve kat'a caiz görmemişlerdir. Burada şöyle bir inceliğe girmek isterim bir usul prensibi olarak. Fıkıhta icma bağlayıcıdır. Bütün mezhepler bir meselede ittifak ediyorsa bu bütün ümmeti bağlar ve hüküm olarak da çok güçlü icma. Ama bir kısmı şaz oldu ise mesela yukarıda hem Kur'an'ı dokunmada hem de Kur'an'ı okumada Malikilerin diğer üç tane imama göre şaz olduğunu söylemiştim. Böyle şaz olan meselelerde
hüküm icma gibi değildir. Meşhur dört mezhepte de bazen biri diğerlerinin tamamına bu manada cumhura yani çoğunluğa muhalif olduğu halde mensupları çoğunlukla içtihadını değil de tek kalmış olan mezhebin içtihadını uygulamaktadırlar. Onun için bizler de mecburiyet karşısında bu meselede o şaz olan fetvaya göre hareket etmemizde bir mahsur olmadığını söyleyen usulcüler de vardır. Özel hallerinde kadınları kimse mescide girmeye, Kur'an okumaya zorlamıyor. Ama onlar farklı, caiz diyen içtihada uyar da bunları yaparlarsa yine kimsenin onları engellemeye veya kınamaya da din hükmü açısından kınamaya da hakları olamaz. Kardeşimizin sorduğu sorulardan bir tanesi de bu hayız halindeyken, cünüp halindeyken kadınlar Kur'an'ı dinleyebilirler mi? Hatta hatim yapan birisini dinlese onlar da hatim yapmış olurlar mı diye ilave yapabiliriz. Kadınlar Kur'an'a dokunmadan Kur'an okuyan herhangi birisini okuduğu Kur'an'ı dinleyebilirler. Hatta baştan sona hatim indiren bir insanı dinleseler kendileri de hatim indirmiş olurlar. Diyelim ki Kur'an'ın yarısında iken hatim yapan kadın hayız halinden kurtuldu. Gusül abdesti aldı. Geri kalan kısmını kendisi okumaya devam eder. Baş tarafını yeniden kendisi sesli okumaya ihtiyaç olmadan yarısını tamamladığı halde de hatmetmiş hükmünde kabul edilir. Sorulardan bir tanesi de hayızlı kadın Kur'an'ı ezbere okuyabilir mi şeklinde bir soru vardır veya olabilir. Loğusa olan, hayız ve nifas halinde olan bir kadın Kur'an'a el süremeyeceği gibi ne ezberinden ne de musafa dokunarak Kur'an-ı Kerim okuyamaz. Ezberinden sadece dua makamında kısa sureleri de okuyabilir. Ezberinden sadece dua makamındaki ayetleri ve kısa surelerden yine dua ile olanları okuyabilir. Mesela Fatiha suresini ezberden dua niyetiyle okuyabilir. Ayet-el Kürsi'yi dua niyetiyle okuyabilir. Muavvezeteyni yine dua niyetiyle okuyabilir. Ve Kur'an-ı Kerim'de Rabbena etine ile Rabbena Rabbena diye başlayan ayetler var. Onları da ezberden okuyabilir. Mesela arabaya bindiği zaman Sübhanellezî sahhara lenâ hâzâ ve mâ künnâ lehû mukrinîn ayetini hayızlı olan, nifaslı olan bir kadın ezberden okuyabilir. Zuhruf suresi 13. ayet. Mesela arabadan inerken okunan bir ayet vardır. Müminun suresi 29. ayet. Rabbena enzilni münzelen mübareken ve ente hayrul münzilin ayeti. Bir vefat haberi duydu. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun ayetini hayızlı kadın ezberden okuyabilir. Yemeğe başlarken Bismillahirrahmanirrahim çekebilir. Yemekten sonra veya su içmesinden sonra veya herhangi bir sebeple elhamdülillah diyebilir. İhlas surelerini okuyabilir. Zikir çekebilir. Allah'ın isimlerini bir şekilde ezberden çekebilir. Bu da önemli bir husustu aslında. Kısaca ifade etmiş oldum. Meseleyi tekrar özetlememe gerek yoktur. Aslında anlattığım mevzular bu meselede anlatılanların özeti, hülasası mahiyetinde, mesabesindedir. Sorduğunuz için teşekkür eder ve Allah'a emanet ederim.